Ben bugünkü programı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın araştırma üniversitelerine ithaf ediyorum. Kainat şifanesindeki 124 bin çeşit nebatat ve hayvanatın kainattaki bütün yaratılanların araştırılarak insan için yaratıldığının hikmetiyle bunların nerede, ne zaman, niçin, nasıl faydalanacağının da altını çizerek araştırılmasına bir vesile olsun diye bu programı yaptım. Hepinize kış günlerinde sağlıklı yaşam diliyorum. Ve şimdi size hocamın o müthiş kürünü yapacağız sizlerle beraber. Hocam, kürümüzün adı nedir? Evet. Kürümüzün adı Kozmik Maranki İksiri. Evet, burada gördüğünüz gibi kırmızı pancar kullanıyoruz. Havucumuz var, elmamız var. Ana ürünümüz bu. %90, %100 diyorsak %30 kırmızı pancar, %30 havuç, %30 elmamız var. Hemen sıkıyoruz. Evet, kırmızı pancarımızı koyduk içine. Evet, kırmızı pancarımızı atıyoruz. Tabii ki suyu görüyorsunuz, akıyor. Havucumuz var. Evet, atıyoruz. Gördüğümüz gibi hemen yine, evet, havucumuzu da sıktık. Şimdi elmalarımız var. Bunları da bütün olarak atabiliriz. Gördüğümüz gibi. Evet. Bunu da attık. İşte esas ürünümüz bu. Gördüğünüz gibi kırmızı pancar, havuç ve elmadan üretilmiş çok önemli bir ürün. Hemen bunu burada şöyle yakın çekim alsın kameramız. Bunu Akit TV izleyicileri için yapıyoruz sadece. Gördüğünüz gibi kırmızı pancarlı çok önemli bir ürün. Kırmızı pancar, havuç ve elmadan yapılmış Kozmik İksir. Karaciğer, kan yağları, kolesterol, immün sistem, bağışıklık sistemi, multivitamin içinde her şey mevcut diyoruz. Muazzam bir şifa kaynağı. Şimdi bunun arkasında bu birinci günkü iksiriniz. 7 gün bunu yapıyoruz. Hemen ikinci gün bu ürünümüzün içine ne yapıyoruz? Buradan rokolarımız var. Yani aynı ürünü koyuyorsunuz ikinci gün. Kırmızı pancar, havuç, elmanın yanına getiriyorsunuz. Buradan hemen açıyoruz. Hemen koymayalım. Rokomuz var. Şurada altta teremiz var. Teremizi koyuyoruz. Evinizde saplarına atmayın bunları. Ve arkadan yine maydanozumuz var. Gördüğünüz gibi. Evde bu üstünü yediğiniz zaman bunun saplarına atmayın. Saplarının bile konulmasında fayda var. Biz onun üstüne bir tane elma koyalım. Şöyle bir dakika. Şöyle aşağıya gitmesi için elmamızı atalım. Tabii bunları yaparken de gördüğünüz gibi elmalarımız tamamen tabii elma. Piyasada satılan elmalar değil. Evet, atıyoruz. Evet. Bakın, dikkat ederseniz çok lacivert bir şey akıyor içinde. Gördüğünüz gibi tamamen kainat şifahanesinden yemyeşil bir suyu içine atmış olduk. Yine bunun bir gün sonrasını düşünelim. Bir gün sonra içine biraz daha meyvelerimizden mandalina atıyoruz ve üzüm atıyoruz. Ama bu üzümlerimiz tabii kokulu üzüm. Tabii üzümü sapıyla birlikte içine atıyoruz. Tabii ki yine elmamız en önemli ürün. Gördüğümüz gibi bakın burada bunu da sizin için yaptık. Yine ve en sonunda da dördüncü gün armutumuzu atıyoruz içine. Gördüğünüz gibi armut, evet. Kış günü geldiği için de armut suyumuz da bembeyaz, gördüğünüz gibi şu anda içine aktı. Ve kış olduğu için de tabii ki mandalinimizi de içine koyuyoruz. Evet. Yani
Kısacası burada gördüğümüz gibi buradaki ürünlerden Kainat Sefanesi'nde kırmızı pancar, havuç ve elma ana olmak üzere birinci gün roka, ikinci gün tere, üçüncü gün maydanoz, dördüncü gün portakal, beşinci gün armut, altıncı gün dereotu gibi otlar atarak yedinci gün her gün mevsiminde ilkbahar sonbaharda hangi iksir olursa bunu yapıyoruz. Bir şeyimiz eksik, içine zeytinyağı. Evet, sızma zeytinyağımızı da burada sizler için mutlaka içine koymamız lazım. Alalım. Evet, burada sızma zeytinyağımız içinde. Bundan bir kaşık 0.5 asit içilebilir. İçine bunu koyuyoruz ve her sabah çocuklarımıza bir bardak, eşinize, kendiniz böyle bir suyu sıkmanız halinde hastalanmanız asla mümkün değildir diye söylemek istiyorum. İşte şu an elimde gördüğünüz iksir Kozmik Maranki iksiri. Evet değerli Kozmik Bilim müdavimleri, Akit TV izleyicileri, şu an mutfaktayız. Niye mutfaktayız? Dünyada bütün ağaçlar genelde erkeklerden oluyor. Her ne kadar evde yemekleri hanımlar yapsa da işte burada gördüğümüz gibi şefimiz burada, Sezgin şefimizle beraberiz ve bugün mutfaktayız. Ben Kastamonuluyum. Kastamonular, ben 430 tane yemeği ezbere yapabilen ve çok şef yetiştiren birisiyim. İşte burada gördüğünüz gibi bu Şifalı Yemekler kitabının da yazarıyız. Bu kitapta ne yazıyor? Mesela şimdi size bir borş çorbası yapacağız. Bu borş çorbası yapacağımız zaman bu kitaptaki en önemli hadise, bir yemeği yapacağınız zaman bu yemeğin içindeki malzemelerdeki vitamin değerleri, şifası ve yemeğin yapılışı. Ama bu yemeğin yapılışı diğer yemeklere benzemiyor. İşte bugün mutfaktayız. Bir siyaset profesörü olarak Türkiye'nin bitkilerin efendisi, Türkiye'nin lokman hekimi unvanı verilen biri olarak şifalı yemeklere de çok şükür konuşmadık, yazdık ve şimdi Sezgin şefim ve diğer şeflerimle burada yemeğimizi yapacağız. Kitabımızı burada bırakıyoruz ve bugün Kozmik Beden Temizliği kampımızda sizin için şifalı yemekler yapıyoruz. Peki nedir bu şifalı yemeklerden? Borş çorbası. Yani kış günlerinde her gün evinizce yapabileceğimiz bu yemek. Peki bunun malzemeleri ne? Yemeği Sezgin şefimizle yapacağız. Merhaba. Merhaba. Sezgin şefim. Şefimiz çok maharetli. Sağ olsun. Detoks süresince bizim işimizi kolaylaştırıyor. Şefim ne yapıyoruz şimdi? Şimdi borş çorbası yapıyoruz. Evet. Yağımızı, manda yağımızı ve bitkisel yağ da koyduk. Evet, iki yağı birden koyuyoruz. Hafif pişerken sarımsağımızı. Evet. Az bir sarımsak atıyoruz içimize. Tabii ki soğanımız da var. Soğanımız. Vazgeçilmez sarımsak, soğan. Hafif soteledik. Yağımızın içinde fazla yakmıyoruz ve hemen evet biraz öldürdükten sonra arkamızdan sebzelerimizde kırmızı pancar. Gördüğünüz gibi kırmızı pancarı koyuyoruz. Kırmızı pancar kış günlerinin büyük şifa kaynağı. Karaciğerin ilacı herkese. Onu da gördüğünüz gibi hemen kamerada yakınlaşıp ona biraz sonra bakacak inşallah. Tabii ki kış günlerin vazgeçilmezi bizim kara lahanamız var. Hemen lahanamızı koyuyoruz, kara lahana. İçindeki yoğun klorofil, vitamin değerleri sebebiyle kar yağan lahanayı yiyin diye bizde bir söz vardır. İşte onun için burada kara lahanamızı da içine koyuyoruz. Evet, bir miktar kara lahanamızı da koyduk. Onu da birazcık soteliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve hemen arkasından beyaz lahana. Midenin ilacı, yoğun bir C vitamini, kalsiyum deposu, mide bağırsak rahatsızlıklarının ilacı neymiş? Bedenden antioksidan bir güç olan kara lahanayı da biraz sonra bunun içine koyuyoruz. Evet, az da bir lahana koyalım.
Evet. Lahanayı koyarken Sezgin şefimiz, patatesimiz var. Yine patates, nişasta özelliğiyle doyurucu özelliği var. Mide rahatsızlıklarınız varsa bir tane tiyo verelim size burada. Mide rahatsızlıklarınız için yapacağınız en önemli şey burada çiğden suyunu sıkıp içtiğiniz zaman mide ağrılarınız son bulacaktır. İşte şifa kaynağı patates. Sizi de bu ara hemen içine birazcık patatesimizden de atıyoruz. Evet. Evet. Yani bunu çeşitlendirebiliriz. Ama borç çorbamızda az bir havuç da atalım içine. Havuç da kışın çok önemli, yoğun bir C vitamini gördüğünüz gibi. Tabii ki zeytinyağı da koyduğumuz için emilimi de çok önemli olacak. Az da içine havucumuzdan koyuyoruz. Evet. Evet, bunu da koyduktan sonra işte neler koymadık ki? Kırmızı pancarımız, kara lahanamız, beyaz lahanamız, patatesimiz, sarımsağımız, soğanımız, havucumuz, kışın ve manda tereyağıyla zeytinyağı. Tabii ki içine biraz sonra da çok güzel zerdeçal, şeflerimiz hazırlasın. Zerdeçal, zerdeçöpümüz de, bütün şeyimiz de burada. Evet, evinizde mutlaka herkese öneriyorum. Burada gördüğünüz gibi bakın, mutlaka bir kimyon. Kış günlerinin en önemli radyasyon atıcı, dünyadaki en önemli kış günleri radyasyon atmanız için kimyon her gün yemeklerinizde kullanın. Tabii ki karabiber, tabii ki nanemiz var. Tamam mı? Tabii ki kekiğimiz var. Tabii ki zerdeçöpümüz var, zerdeçalımız var. İşte evinizde kış günleri eksik etmeyeceğiniz burada gördüğümüz baharat paketimizi mutlaka bunu kullanıyoruz. Şefim buradan şimdi içinden zerdeçöpümüzden az bir miktar içine atıyor. Sarı kök dediğimiz zerdeçal, zerdeçöp. Tabii ki birazcık biberimizden lezzet versin diye az bir kimyon atıyoruz. Az bir kimyon radyoaktif eksiklikleri olabilsin ki radyasyonlu bir gıda olabilir içinde. Tabii ki çeşni için içine yine de çorbamızın üstünden hem nanemizden, evet, hem nanemizden hem de kekik, bunların hepsi bedende raihalarıyla, içindeki etken maddeleriyle şifa yapıyor. Bu da çok çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Tuzlu suyumuz var burada. Özel olarak hazırladık. Peki bu tuzlu suyumuz ne? Kristal tuz. Kaya tuzundan hazırlanmış. Özel olarak tuzumuz var. Evet. Ve bunun üstüne suyumuzu koyuyoruz. Evet. Tabii ki bunun üstüne sıcak suyumuzu soteledikten sonra koyacağız. Ve borç çorbası kış günlerinde evinizde hem doygunluk, hem lezzet, hem de vitamin mineral değerleri itibariyle müthiş bir kış çorbası. Rusya'da, soğuk bölgelerde, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, en çok tüketilen Ukrayna'da, kuzey bölgelerinde, soğuk bölgelerde ve bizim Karadeniz'de en çok tüketilen çorba, borç çorbası. Evet, şefimiz şu an neticeyi almak üzere. Gördüğünüz gibi muazzam bir çorba. Tuzumuzu da koyduk. Yağımız manda yağı ve zeytinyağı ve sebzelerimizle kalan ömrünüzü kaliteli yaşamak istiyorsanız, işte borç çorbasını haftada en az 3 gün yaparak kainat şifahanesindeki bu leziz nimetlerden istifade edin diyoruz. Biraz pişmeye bırakıyoruz 5 dakika kadar. Daha sonra tabağa alıp servisimizi yapıp afiyet olsun diyoruz. Evet, kozmik bilim müdavimleri, ruhsal bedensel arınma, detoks kampımızdayız. Orada sizi yemeklerimizle tanış ettik. Şimdi yemeklerimizde gördüğünüz gibi borş çorbamız şu anda bitti ve önümüze geldi. İşte kamp süresince yaptığımız buradaki yemekler de önümüzde.
Şimdi size bunların hepsini tanıtacağız gördüğünüz gibi. İlk defa borş çorbamız. Kışın herkesin evinde yapıp çok ucuz bu yemekler. Her bütçeye uygun yemekler bunlar. Borş çorbamızın içinde ne var? Kırmızı pancar var, patates var içinde, havuç var. Artı bunun dışında mevsimlik sebzelerden kara lahanamız var içinde. Ve üstüne de tabii ki gördüğünüz gibi süsleyici olarak da dereotunu her yemeğin üstüne koyuyoruz. Çünkü tiroidlerimizin ilacı. Burada gördüğünüz gibi şimdi şöyle baktığımızda bütün bunların içinde olduğunu görüyoruz. Ve kara lahanamız da içinde. Evet. Ve bunu tadıyoruz. Bismillah diyoruz. Kış günlerinin şifa verdiği yemeği borş çorbası. Hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu yemeklerimiz Şifalı Yemekler kitabımızda sizlerle. Sezgin şefim, bugün önce yemeğimiz pırasa. Pırasa yemeği. Türkiye'de pırasa, pürhassa, hususiyeti dünyada en çok olan sebze neymiş? Pırasaymış. Evet. Pürhassa, hususiyeti hassa, hususiyet demek. Pür çok, hususiyeti çok olan kimse yemiyor değil mi? Sebze yemeği, pırasayı yapacağız bugün. Evet. Tereyağımızı koyduk. Manda yağımız. Evet, manda yağımızı koyduk. Bitkisel sızma zeytinyağımız. Sızma zeytinyağımız var. Tabii ki pırasanın kardeşi neymiş pırasanın kardeşi? Havuç. Havuçumuzu koyuyoruz. Havuç A vitamini yoğunluğu en çok olan bir sebze. Hemen onu biraz soteliyoruz, eritiyoruz. Bu ara ben size manda yağını anlatayım. Niçin manda yağı? Çünkü manda pek çok mikroplara dirençli olduğu için en güçlü yağdır. Onun için böyle pek çok hastalıkta biz manda yağını ürünlerimizde kullanıyoruz. Sedef haftalarına müjde diyoruz. Bu ara hemen pırasamızı, sarımsak ve soğanımızı içine koyuyoruz. Dikkat ederseniz yemeklerimizde yakma yok. Sadece birazcık sotalıyoruz, yani marine ediyoruz, karıştırıyoruz. Evet. Bugünkünün farkı hocam pancar. Evet, pancarı niye koyuyoruz? Birazcık renk versin değil mi içine? Az bir renk verecek. Çok güzel bir rengi olacak. Kırmızı pancar çok önemli. Kırmızı pancar sizin kışın vazgeçemeyeceğiniz, salatasını yapın, cacığını yapın, yoğurtla yiyin, haşlayın, turşusunu kurun, yemeklerinize koyun diye söylemek istiyorum. Çok çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum. Evet. Hocam alayım onu da. Evet, alıyoruz. Sirkemiz, elma sirkemizi getirdik. Pırasamızı koyuyoruz. Evet, pırasamızı koyduk. Pırasa pürasa içinde bilhassa böbrek rahatsızı olanlar pırasa yemeğini pişirmeden yiyecekler. Onun için hususiyeti var. Azıcık içine elma sirkesi katıyoruz. Her yemeğinize birazcık elma sirkesi katarak onun içindeki vitamin, mineral, probiyotik oranını zenginleştirebilirsiniz diyoruz. Evet, pırasamız birazcık burada sotelenmesi lazım. Çünkü sert gıdalar bunlar. Birazcık sotelenecek. Ondan sonra tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ne zaman ekliyoruz yemeklere? En son. En son. Verdikten sonra. Suyunu veriyoruz. Daha sonra yapıyoruz. Neden? Tuzu yemeklerin başında veya ortasında kaynama sırasında koyduğunuzda tuz yandığı için kanserojen olmaktadır.
Kozmik Bilim Müdavimleri. Şu an iki canlı yayındayız. Maranki TV'de canlı yayında. Evet, tuzu alıp yemeklerle birlikte koyarsanız yanma olduğundan tuzun içindeki 84 mineralin terkibinin bozulduğunu ilk defa Akit TV'de açıklıyorum. Evet, demek ki çok önemli. Tuzu yemeklerin başında, ortasında koymuyoruz. Piştikten sonra suyunu koyuyoruz. Ondan sonra sulandırılmış olarak, gördüğünüz gibi tuzu değil, onu sulandırılmış olarak yemeklerimize koyarsanız şifalı olacaktır diye söylemek istiyorum. Evet, bugünkü yemeğimiz pürhassa yemeği, pırasa yemeği. Ne var içinde? Pırasamız, havucumuz, soğanımız, tabii ki vazgeçilmez sarımsağımız, elma sirkemiz, ama birazcık da kırmızı pancar. Şimdi de baharatlarımız var. İşte gördüğünüz gibi, yaklaş şefim, şöyle korkma, tut, zerdeçöp, zerdeçal, mutlaka tabii antibiyotik her yemeğinize, çorbadan bütün yemeklerinize kadar, hatta tatlılarınıza bile zerdeçal katmanızı öneriyorum. Tatlının içindeki zehri alacak. Kekiğimizi koyuyoruz. Kekik, daha kekiği, içindeki fenoller, etken maddeler çok önemli. Nanemiz tabii ki çok güzel koku veriyor, içindeki mentolle yemeği lezzetlendiriyor. Tabii ki karabiber, ısıtıcı özelliği var. Bunun için koyuyoruz. Ve tabii ki kimyonumuzu da hiç vazgeçmiyoruz. Yemeklerde kimyon, radyoaktif artıkları süzen dünyadaki tek baharat nedir? Kimyondur tek başına. Radyasyondan kurtulmak mı istiyorsunuz? Mutlaka kimyonu yemeklerinizde kullanın diyoruz. Evet, suyumuzu koyduk bu şekilde. Ve evet, pişmeye bırakırken azıcık onu ne yapıyoruz? Tuzlu suyumuzu koyuyoruz. Artık yemeklere, Maranki Hoca diyor ki, yemeklere tuz koymak yok. Kaya tuzunu sulandırıp yemeğin sonunda sadece tuzlu suyu eklemek var. Şifa burada, 84 mineral burada. İnsanlığın kurtuluş reçetesini açıklıyoruz. Evet, kozmik yaşamda bu çok önemli bir nokta olduğunu söylemek istiyorum. Kozmik bilim müdavimleri neymiş demek ki? Artık insanlığın kurtuluş reçetesi. Nedir bu kurtuluş reçetesi? 84 mineralli, burada gördüğünüz kristal tuz eritildi. Bu suyu sadece yemeklere değil, her gün bir bardağın içine bir 20 gram kadar, 25 gram kadar tuzlu su eriği koyarak içmeniz halinde o günkü minerallerinizi almış oluyorsunuz. İşte pırasa yemeğimizin üstüne bunu koyduk, suyumuzu koyduk. Şimdi en son her şeye limon sıkıyoruz ama lafa sıkmıyoruz, değil mi? Her şeye limon sıkın, lafa limon sıkmayın demişler. Yani biri konuşurken lafının arasına girmeyin. Hatta selam bile vermek doğru değildir. Bir insan konuşma yaparken, abdest alırken, namaz kılarken vesselam, biz limonu nereye sıkıyoruz? İşte pırasa yemeğimize limonumuzu da sıktık sonunda. Limonumuzun özelliği de ne? Baz ama yemeğe koyduğumuzda alkali oluyor. Asit ama alkali oluyor. Şifa olsun diyoruz. Kış günleri mutlaka haftada bir defa pırasa yemeği yerseniz kalan ömrünüzü kaliteli yaşar, böbrek problemleri, kum dökme problemleri yaşamazsınız. Şifası da pırasanın böbrek rahatsızlıkları, böbreğinde iltihap olanlar ve böbreklerini üşütenler için de yine pırasa yemeğini öneriyoruz. Şifa olsun, afiyet olsun. Seyfim sağ ol diyor. Evet, kozmik bilim müdavimleri, bugün pürhassa yani pırasa yemeğimizi yaptık. Şu an servise hazır hale geldi. Sağ olsun şeflerimiz güzel bir serviste hazırlamışlar. İşte şurada gördüğünüz gibi içinde, ben biraz düzenini şöyle bozayım. Çok güzel bir görüntüsü var. İçine tabii ki naneyle süslenmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi pırasalarımız, bakın böyle pırasaları kestiğimizde sesi çıkıyor.
Yani bunlar pişmemiş halde. Havuçlarımız da öyle. Bakın tık diye sesi çıktı. Evet, burada da bakın kesiyorsunuz. Yani kıtır bir halde bu. Alıyoruz. Sakın yemeklerinizi pişirerek öldürmeyin. Çiğ olarak yemeye gayret edin. İşte pürhassa bütün hususiyetleri içinde toplayan pırasa yemeği de, bunu da ilk gün yemeğimiz olarak kampımızda uyguluyoruz. Siz de detoks yapmak isteyenler, evinde yemek isteyenler, kış günü mutlaka pırasa yerseniz böbrek rahatsızlıklarınızdan emin olursunuz diye söylemek istiyorum. Afiyet olsun diyorum. Bugün dünyada sizlere çok önemli bir yemek, börek. Hocam peki detoks kampında börek olur mu? Olur, ama ne böreği? Lahana böreği. Dünya adıyla lahana lazanyası. Peki bu nasıl oluyor? Herkes evinde, günlerinde, hanımlar, kilo almak istemeyenler bunu yapabilir. Gördüğünüz gibi güzel bir iç hazırladık. Ne koyduk içimize? Evet hocam, içinde her zaman olduğu gibi havuç, pancar, ondan sonra çok az bezelye kullandık bugün. Evet, havuç. Daha sonra evet, havucumuz da var. Havucumuz tekrar var. Patatesimiz de var. Bütün yeşillikleri kullanabiliriz buna keza. Ondan evet. Sonra bütün yeşillikleri, istediğimiz mevsimine uygun bütün yeşillikleri koyabiliriz. Yani içimiz evet. Bu. Evet. Aynı çorba gibi mevsiminde, Eylül ayında mısınız? Eylül'de çıkan bütün sebzeleri küçücük ince bakın rendeliyorsunuz. Sulandırmadan hafif soteliyorsunuz. Kuru olarak. Kuruduğunuzda soteliyorsunuz. İçiniz bu. Peki bunun böreğin yufkası nerede? İşte bu içimizin yanında yufkamız da burada gördüğünüz, şöyle çektiğinizde lahana. Bir lahananın kabuklarını görüyorsunuz. Ne yapıyoruz peki? En alt kata bir lahana veriyoruz yufka yerine. Hemen üstüne bir sıra içimizi koyuyoruz. Ondan sonra tekrar bir sıra daha lahana. Tekrar içimizi koyuyoruz. En üstüne tekrar 3 kat, siz 4 kat da yapabilirsiniz ama 3 kat yapmak, çünkü içinin de pişmesi için önemli. En üstünü de yine bu gördüğünüz, bakın bu lahana. Evet, çok hocam önemli. Şöyle gösterelim misafirlerimize. Evet, istersen. Şöyle bir tane alıyoruz. Evet. Ben böyle özellikle lahanalı kısmından seçmeye çalışıyorum. Şöyle almaya çalışıyorum. Evet, lahana kopmuyor. Evet, kopmuyor. Gördüğünüz gibi burada lahanayı gördük. Evet. Bakın. Ve içi. Lahanayı görün diyelim. İçi de burada. Evet. O zaman şöyle güzel bir ergonomi olsun. Efendim, dünyada ilk defa sebzelerden yapılmış olan lahana lazanyasını sizle burada paylaşacağız. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Altı, üstü lahana, ortası lahana. Ve burada gördüğünüz, şuradan hemen ben şöyle alıyorum. Bak, lahanası da herkes görsün. Lahana böreği burada muazzam bir görüntüsüyle sizin hizmetinizde. Kainat şifahanesinde illa kilo alma diye bir şey yok. Sağlıklı beslenmek mümkün. Sebzeler temizleyici, meyveler besleyicidir. Biz buraya temizlenmeye geldik. Siz de temizlenmek, kilolarınızdan kurtulmak, toksinlerinden kurtulmak isterseniz börek yiyin. Ama hangi börek? Lahana böreği. Baranki Şifalı Yemekler kitabından lahana böreği sizler için burada. Hepinize afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Efendim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün çok farklı bir tatlı, şifalı tatlı. Yine Şifalı Yemekler kitabından Ahmet Maranki'nin özel bir kabak tatlısı. Bal kabağı tatlısı. Nasıl olur? Bugün bunu anlatacağız. Ama bal kabağının şifası neymiş? Önce bir onu okuyoruz. Bakın burada. Evet. Okumak da çok zor, ışık çok az. Güçlü bir antioksidandır diyor. Yoğun bir C vitamini vardır diyor. Kanser, kalp hastalıklarına karşı insanı koruyabilecek özellikleri var. Vücudun mikroplara, yani enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olabilir. İçinde bulunan çekirdeğinin yağı
harika bir çinko ve doymamış yağ asidi kaynağıdır. Kurutulmuş, kavrulmuş kabak çekirdeklerinde bu yağlar bulunur diyor. Peki neye yarar bu yağlar? Çok önemli bir şey söylüyorum. İlk defa kabak çekirdeğinin içinde bulunan bu yağlar bağırsaklarınızdaki kurtları, parazitleri, tenyaları, trişinozları dökmeye yarar. Şayet evinizde çocuğunuz dişini sıkıyorsa, geceleri öttürüyorsa, ağzından salya akıyorsa, poposunu kaşıyorsa, cildinizde ürtüker gibi rahatsızlıklarınız varsa, işte bunun şifası bu bal kabağının çekirdeğinde, tabii ki kendisinde. İşte bu şifalı bal kabağını şimdi sizinle yapıyoruz. Peki kabak alırken bunu da anlatalım. Çünkü bunlar bir sanattır. Nasıl olacak? Bıçağımızı inşallah bulursak, burada bulduk. Kabağın bir kere alacağınız zaman kamera böyle yakın çekimle çekiyor. Dışı beyaz olmayacak kabağın. Kabağın dışı laciverte doğru, koyu griye doğru giden bir renk olacak. İşte bu kabak bunun gibi bir kabaktan, amcasının oğlundan çıktı. Şimdi bu kabağı biz güzel dedik. Hemen buradan güzel bir şekilde şuradan bir kesme yapıyoruz. Evet, buradan kesiyoruz. Bakalım aynı kabak çıkacak mı? Dışı yeşil olan kabakları tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir kabak. İşte böyle kabak olduğu zaman buna şeker vesaire atmanıza da gerek yok diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Allah'ın yarattığı mucize bir kabak. Peki bu kabak Rabbil Alemin ne diyor? İncecik bir dalda, şurayı görüyorsun, bu dalda şu an şu kabak 25 kilo. Ve bu nazenin dalda bu kabağı tutan Allah Celle Celaluhu bize şifa olsun diye bunu veriyor. İşte biz bu kabak tatlımızı her gece kış günleri yiyoruz. Efendimizin pek çok rivayetinde kabak ikram ettiğini biliyoruz misafirlerine. Sünnetullah'ta da bahsedilen bir güzel bir tatlımız. Tabii ki bunun yemeği de oluyor, püresi de oluyor. Hatta turşusunu bile yapıldığını biliyoruz. Sezgin Usta merhaba. Bugün kabak tatlısı yapıyoruz. Ne yaptık önce şimdi bu kabaklarımızı? Biz soyduk. Soyduktan sonra bir gün öncesi pekmezli suyla ısladık. Evet. Şeker değil de pekmez. Pekmez ve bal. Ve bal. Evet. Bal suyumuza koyduk. Evet, asidini bıraktı. Bıraktı. Ve şimdi ocağımıza koyduk. Evet. Gördüğümüz gibi yavaş yavaş kaynatıyoruz. Ve çok az bir karanfil ve tarçın, dal tarçın. Evet. İçerisine. Evet. Şuradaki pekmez ve balımız da çok önemli arkadaşlar. Evet. Pekmezimizi bakın ve balımızı bu işte kullandık. İçine yatırdık. Bekledi bir gün. O çekti. Ve azıcık da su koyduk içine, çekti. Çektikten sonra bunu ateşe koyduk. İçine birazcık tarçın, birazcık da karanfillerimizi attık. Evet. Şu anda pekmezli suyumuzdan. Evet, pekmezli suyumuzu da içine doğru, üstüne doğru bırakın. Koyuyoruz. Çok az. Evet. Ve hafif ateşte suyunu emerek çekmesini, çünkü yoğunluk var. Kabağın yoğunluğu daha sert olduğu için suyu içine hafif hafif çekerek hem tarçının hem karanfilin o güzel ısıtıcı ve tat ve çeşnisini de içine alarak kabaklarımız oluyor. Gördüğünüz gibi burada ve ısık ateşte bunu bırakıyorsunuz. Aynı şekilde bunu fırında da yapabilirler. Evet, aynı bu suyu fırına dümdüz, çok kalabalıksanız evde, fırına dizerek de fırına verdiğiniz zaman bu kabakların da bu şekilde fazla pişirmeden sert bir şekilde oluşmasını sağlayabiliriz. Evet, evet, gördüğümüz gibi herhalde hafif artık suyunu çekti. Evet. Olmak üzere mi? Olmak üzere hocam. Evet. Afiyet olsun diyoruz. İşte kabak tatlısı, kış günlerinin vazgeçilmez tatlısı. Ama asla pişirmeyin, kaynatmayın. Sadece hazırladığınız
pekmezli ballı suyun içinde bekletip o suyu çekmesini fırına verdiğinizde birazcık karanfil ve tarçın ekleyerek o suyun rayasıyla tadını vererek pişirmeyin. Öldürün, tıkırın da fırınınızdan veya ocaktan alın, afiyet olsun diyoruz. Tabi servis yaparken de bunun üstüne tahinimizi de koyarak içiyoruz. Niçin tahin? Dünyada en çok kalsiyum ne de var? Tahinde var. Müdavimleri, tabii ki yemek yedik. Önce çorbalarımızı yedik. Detoks kamplarımızdaki en önemli şeylerden birisi çorbalarımız. Bir gün sebze çorbası, bir gün karışık türlü çorbası, bir gün pırtıka çorbası, bir gün tere çorbası, bir gün roka çorbası, bir gün borç çorbası. Çorbaların arkasından ana yemeklerimiz var. Pırasa yemeğimiz var, fasulye yemeğimiz var, bamya yemeğimiz var, kereviz var, ıspanağın kökü var vesaire. Bunları yap, tabii ki enginar dolmamız var, soğan dolmamız var, lahana dolmamız var. Bunları da yapıyoruz 7 günde ve arkasından mutlaka bir tatlı yiyoruz. Diyor muyuz? Hayır demiyoruz. Niye? Çünkü tatlılar yemeklerden önce yenir. Kozmik bilim müdavimleri. Sağlıklı yaşanmanın en önemli kurallarından biri yemek kültürümüzün değişmesi lazım. Atalarımız böyle yaşamıyordu. Batı kültüründen gelen yemek kültürüyle insanlarımız bugün sağlıklı yaşıyorlar. Aslında yaşamıyorlar. Huzursuz, mutsuz bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Biz tatlımızı yaptık, kabak tatlımızı. Burada gördüğünüz gibi önce kabaklarımızı seçtik. Dışı yeşil olan kabakları seçiyoruz. Arkadan pekmez, balla karıştırılmış bir sos hazırlıyoruz. Bunun içinde kabaklarımızı bir gün tutuyoruz. Bu suyu çekmelerini sağlıyoruz. Daha sonra bunu fırına vererek veya bir kabın içinde hafif ateşte pişirerek bu hale getiriyoruz. Üstüne gördüğünüz gibi cevizimizi veya fındığımızı da koyarak, ama olmazsa olmazı nedir bunun? Tahin. Niçin tahin? 100 gram sütte 300 miligram yaklaşık kalsiyum var. Fakat 100 gram susamda, yani tahinde 1000 gramın çok üstünde, 1000 miligramın üstünde kalsiyum olduğunu söylemek istiyoruz. İşte bu da memleketin aldatıldığı çok önemli bir propagandadır. Süt mukustur, süt bir sanayi ürünüdür. Siz asla süt yerine, sütlü tatlılar yerine sebze meyve tatlıları yiyorsunuz. Biz bugün sizin için kabak tatlısını yaptık. Bir gün ayva tatlısı, bir gün armut tatlısı, bir gün incir tatlısı ve bir gün de hurma tatlısı olarak devam ediyor. Kabakla hurmayı sizin için yaptık. Tadıyoruz, tarifini vermiştik. Evet, burada hemen güzel bir, gördüğünüz gibi tahinimizi de alıyoruz burada. Evet, tahinimizi de alıyoruz. Hiçbir zararı olmayan, bağırsaklarınızı mülayimleştirici, şifa özelliği olan, detoksta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de pek çok yemeklerinde ikram ettiğini hadislerle öğrendiğimiz kabağı hepinize tavsiye ediyoruz efendim. Afiyet olsun diyoruz.